Arzu Hanım, nasıl başladınız bu projeye siz? Etkileyen ne oldu sizi? 2005 yılında engellilerle ilgili bir yaz kampı için Van'a gitmiştim. Doğu Beyazıt, Erzurum, Kars gibi bir tur yapmıştım tek başıma. Orada Doğu Beyazıt'ta bir köye gittik. Sonra o köyde işte böyle bir şeyler, çocuklara şeker falan dağıttım ve çok etkilendim. Gerçekten çok kötüydü ama. Çocuklar konuşamıyorlardı çünkü Türkçe bilmiyorlardı. Üstleri başları çok dağınıktı, dişleri çürüktü. Su yokmuş o köyde ve benzeri böyle bir sürü sıkıntı olan bir yer. Arabayı bir küçük kız durdurdu, böyle arabanın peşinden koştu. Adın ne dedim ona, ilk sorduğum şey Arzu dedi. Şimdi benim adım da Arzu. Öyle bir kopuş anı ki böyle şu anda bile, yani o Arzu ben de olabilirdim diye. Böyle bir koptum orada ve döner dönmez de İstanbul'da zaten işsizdim ve böyle bir şeye başladım. İkinci el eşya toplayarak başladım. Hala o Doğu Beyazıt benim kalbimde çok özel bir yeri vardır. Orada bir hemen uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Git güzellikle tozmasak da o köy. Arzu Hanım, depoya girerken enteresan bir şey dikkatimi çekti. Örgüden kalem kutu yapmışsınız. Evet. Bakalım mı bir yakından onlara? Ya bu da şey, Atkı beni örerken böyle artık günlerimizden de böyle şeyler yapmaya başladık. Çok güzel kalemlikler yapmaya başladık. Tabii bir sürü insanın emeği var burada. Mesela Bandırma'da bir iyilik grubu var. Onlar sürekli örüyorlar yüzlerce. Bir de Oya Hanım var Çorlu'da. O ve ekibi böyle yüzlerce örüyor. Ama anladığım kadarıyla iyilik yapmanın parayla bir alakası yok. Hiçbir şey yok. Hiç. Yani yeter ki gönlünden böyle bir şey yapmayı iste. Zaten dediğim gibi projedeki amaç evde kullanmadığımız oyuncaklarımızı, kitaplarımızı başka çocuklarla paylaşmak. Ben mesela okullardan gelen fotoğrafları paylaştığım zaman Facebook İyi Kalpliler sayfasında diyorum ki şey, lütfen bu çocukları, fotoğrafları çocuklarınıza gösterin. Yani bu çok önemli bir şey. Çok yönlü bir iş olsun istiyorum. Hem şehirdeki çocuklarda da farkındalık yaratmak, hem de işte o fotoğrafları paylaşarak, yani siz de harekete geçin. Bakın, siz eğer oyuncaklarınızı, kitaplarınızı paylaşırsanız böyle mutluluklara sebep olabilirsiniz gibi bir mesaj iletmek. O zaman ev hanımlarına buradan bir duyurumuz olsun. Evet. Günlerde pasta börek yerken aynı zamanda böyle atkılar, bereler de örüp size göndersinler. Bak kardeşim, elini ver. Bu arkadaşım her seferinde Kurtköy'den geliyor. Ay evet ya, uzaklarda. Bu arkadaşım kağıthaneden geliyor. Canım feda yoluna kalk kardeşim. Bunları Ayvalık'tan bir kadın ördü. 100 tane çiçek. Bu sizin tasarımınız mı? Evet. Evdeki tokalar kalan hani taşları bu şekilde değerlendirip farklı bir konseptte çocuklara toka yapmak. Bu şekilde örüyoruz. Fiyongunu bu şekilde örüyorsunuz. Evet, böyle örüyoruz. Belli bir santimde. Sonra ortadan bağcıklayarak onun üzerine dikiyoruz. Hangi abladan kime ne gidiyor şu anda? Şimşek. Arzu Hanım organize ediyor. Şu anda hangi köye gidiyor bilmiyorum. Ne örüyorsunuz? Kaşko. Siz kaşko. Evet. Siz de kaşko örüyorsunuz zannediyorum. Atkı, evet. Beresiyle takım. Çocuklar onları örtüp ısındıkları zaman çok mutlu oluyoruz. Her hafta toplanıyor musunuz böyle? Her hafta toplanıyoruz, hafta sonları. Toplanmadığımız zaman zaten evlerde bol bol örüyoruz. Annelerimiz örüp gönderiyor. Sürekli çocuklar için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Sizinki daha enteresan bir çalışma. Evet, biraz geniş oldu ama hani elimde olan iplerle biraz birleştirerek yaptım. Atık örüyorum ben de. Bak kardeşim. Bunlar çocuklar alıyorlar bizlere tabii ki güzel mektuplar, güzel resimler. Çok mutlu oluyoruz. Bir de anlıyorum ki onların anneleri, babaları, ihtiyacı olanlar da takıyor atkıları, bereleri. O zaman iyi bir şey yaptığımızı gerçekten anlıyoruz. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim, canım feda yoluna, kap kardeşim, tüm insanlara.
Hiç görmediğim bir manzarayla karşılaştım şu anda. Hep farklı iş gruplarından hanımefendiler burada. Gün adı altında ama çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Kaç yıldır berabersiniz bu ekiple? Yani ekip elemanları değişebiliyor ama bu fikrin nasıl oluştuğunu söyleyeyim. Ben bir gün evde ailece kuzenlerle örüyorduk böyle ve Facebook sayfama koydum. İnsanlar biz de yapsak, biz de keşke orada olsak dediler. Kafamda böyle bir şey canlandı. 4 yıldır ama tabii genelde cumartesileri buluşuyoruz. Çocuğunu kocasına bırakan geliyor. Her hafta mı gönderiyorsunuz? Nasıl sisteminiz? Yani biz gerçekten her kış yaklaşık 1000 tane çocuğa bu şekilde poşetlenmiş halde 1000 tane atkı bere gidiyor. Başvuran okullara göre ama ben özellikle Kars, Erzurum, Ağrı gibi en soğuk yerleri seçiyorum. Eşimden para isteyerek iyilik yapmak istemiyorum. Bir kere isterim, iki kere isterim. Ha, üçüncüde bu sürekli olacak bir şey değil. Ama 5 kuruş, 10 kuruş da kazansam kendi kazandığımdan sürekli bir iyilik yapmak en güzeli.